Herkese merhabalar. Ben Norveç'te yaşıyorum. Gezmeyi, tozmayı çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Burada doğayla baş başa yapabileceğiniz, doğanın içerisinde yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki ben de elimden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyorum. Ve bunlarla birlikte sizlere Norveç'i elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Bu aktiviteleri yaparken Norveç'le ilgili de elimden geldiği kadar sizlerle bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım. Nedir bunlar? İşte belki bizim Türkiye'de çok fırsat bulup da yapamadığımız birçok şey burada aslında normal hayatın bir parçası. Yani çok sıradan şeyler. Nedir işte? İşte orman yürüyüşleri mesela, işte kanoyla işte veya bir botla nehir gezintisi veya işte denizde açılma gibi. Balık tutmak mesela. O kadar sıradan bir şey ki burada. Farklı farklı balıklar. Bununla alakalı bir sürü videom var. Onları sizinle paylaşacağım. Çok zevkli, güzel videolar. Onun dışında işte orman meyveleri burada çok meşhur. İşte blueber, bringeber, ne bileyim yaban çileği. Hatta birazdan biz ailecek yaban çileği toplamaya gideceğiz. Onun reçeli müthiş mesela. Çok seviyorum ben. Onu yapacağız. Onu çekeceğim mesela. Onun dışında çadırda kalmak, çeşitli işte turlara gidip oralarda çadır kamplarında hafta sonunu geçirmek. Bunlar çok sıradan şeyler gerçekten burada. Dediğim gibi bunları yaparken zaten yapıyorum. Sizleri de yanımda misafir getirmiş olacağım. Sizleri de bu güzelliklerle, doğal güzelliklerle ve aktivitelerle tanıştırmış olacağım. Çok pahalı bir ülke, çok değişik bir ülke ama hakikaten Norveçliler fantastik diyorlar. Böyle hakikaten mükemmel. Ben çok seviyorum burayı. Bu güzellikleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok değişik bir ülke. Böyle bir çekimle, bir videoyla falan anlatılacak gibi değil. Yavaş yavaş çekimlerimizin arasında böyle sizlere detayları anlatmaya çalışacağım. Onun dışında söyleyebileceğim, yani çok iddialı değilim açıkçası bu konuda. Ama dediğim gibi zaten ben geziyorum. Çok seviyorum gezmeyi. Sadece yanımda bir kamera taşımış olacağım. Ve yaşadıklarımı, gördüklerimi bu kameraya kaydedip sizlerle paylaşacağım. Yapacağım şey bu. Çok fazla aksiyon dolu böyle çok işte atlamalı, hoplamalı, zıplamalı şeyler yapamam yani. Teknik olarak mümkün değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir fazlalığım var zaten. Ama dediğim gibi yani normal bir Norveçlinin yaşadığı hayat eminim ilginç gelecek size. Çok farklı şeyler aslında. Onlar için çok normal şeyler ama bizim için çok farklı şeyler. Tabii bunlar imkan meselesi, standart meselesi, nüfus meselesi. Adamların 5 milyon 300 bin nüfusu var. Bizim neredeyse hani mültecilerle beraber belki 90 milyona yakın bir nüfusumuz var. O manada kesinlikle kıyaslamak istemem tabii ki, yani o haksızlık olur ama sonuçta böyle bir hayat var burada, böyle bir yaşantı var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum sadece. Belki bir ufuk açar, belki bir kıyaslama şansı bulursunuz. Bakarsınız bir gün çıkar gelirsiniz buralara. Umarım iyi olur. Birazdan yaban çileği toplamaya gideceğiz. Çilekleri topladıktan sonra da reçel yapacağız onlarla. Basit bir durum ama yani burada işte Norveç'in bir parçası bu. Bunu yapan insanlar var. Ben de bu kesiti sizinle paylaşmak istiyorum.
Evet sevgili dostlar, geldik yaban çileği toplayacağımız mekana. Böyle bir yol üstü burası. Çocuklarla biraz toplayacağız. Şöyle göstereyim size. Burası yol üstü. Şöyle. Bakın. Çilek var. Şöyle. Bunları toplayacağız. Ondan sonra da reçel yapacağız. Bakalım. Evet. Böyle çok toplamıyorlar Norveçli kardeşlerimiz. Yani öyle bir dertleri yok. Ama biz çok seviyoruz böyle natürel, doğal. Artı çok ucuz. Ucuza geliyor tabii ki. Şimdi çocuklarla toplayacağız. Bakın buralarda bayağı var. Çocuklar burada topluyorlar. Bittikten sonra tekrar görüşürüz. Evet, çilekleri topladık. Yani 4 kişi yarım saat falan uğraştık. Ancak şu kadar oldu. Ama yeter. Şimdi bunları evde reçel yapacağız. Reçel yaparken tekrar görüşürüz. Evet sevgili dostlar, biz ormanda yaban çileği toplarken ormanın içerisinden böyle arı vızıltısı gibi sesler duyduk. Aslında ben biliyordum orada bir tesis olduğunu, sonradan fark ettim. Ormanın içerisinde benim yaşadığım ilçe demeyeyim de burada belediye diyorlar. Benim yaşadığım belediyeye ait bir motosiklet kulübü var. Onların çalışma alanı varmış içeride ve bugün de onların çalışma saatiymiş. Biz de merak ettik. Bakalım ne yapıyorlar diye gittik. Hakikaten çok profesyonel çalışıyorlar. Ne yapıyorlarsa tam yapıyorlar. Bütün kurallarına, kaidelerine göre. Sizler için orada olup bitenleri çekmeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Merhaba dostlar. Günün sonunda reçellerimiz oldu. Tamamlandı. Ben şöyle bir tadına bakayım sadece. Çok güzel gözüküyorlar. İnanılmaz. Yani bu lezzet hiçbir yerde yok.
Eğer imkanınız varsa, gerçi toplaması çok zor böyle, küçük küçük, minik minik. Biz düşünebiliyor musunuz? Yani 45 dakikaya da 1 saat içerisinde 4 kişi işte bu kadarcık bir şey toplayabildik ama değer yani, bu lezzete değer. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.